باب ما جاء في مواكلة الحائض وسؤرها حائض كورغان حاطم لن برية تعميشلك وأنين قالدغ تورستكيان حديث لنين بعض حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء ابن الحارث عن حرام ابن معاوية عن عمه عبد الله ابن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها قال وفي الباب عن عائشة وعنف قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يرى بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها حرام بن معاوية أماكس عبد الله بن سعد تنواصلت عبد الله بن سعد اتكي پیغمبرمز عليه السلام دان حيث يورغان خاتمنا برگه اترب تام ايشلك دورسته سورادم ايتدلر كي اون برگه اترب يهجن ددلر انا بر آدم ده خاتم حيث يورغ قسن مقسن دستن خانون علاق ده خسن مي علاق ده خانه ده اترسن مي يا خاتم ده دلسن يورغ جنت واسن مي يهوديلر يوشه بو يهوديلر ده مالي يوك Aldan kendi birge oturup tahmi yaptırken bize, şimdi birge oturup tahmi işe olursun. Birbirde aşken nefeni yemeyse böyle olandı. Hatiniz bir piyalada çay içti ya ki süt içti, yarımını siz içtiniz ya ki yarımını siz içti, bunu yediniz böyle olandı. Bir çinide şorba içti, yarımını siz yediniz, içtiniz ya ki siz yarımını yediniz böyle olandı. Bunların zararı yok. Bunlar belki muhabbetli ziyade akıladı genlerse. Hayat görgen hatınlardan cirkenisi Yahudilerde aman o. Yahudiler Hatınları hayız görse hayda varadı. Bar dediğini gidip. Pak bu genden ki kiresendir. Bu babda Ayşe anamızdan ve Enes radıyallahu anhudan hadisler var. Ebu Hüseyin ettiler ki Abdullah bin Sa'd'ın hadisi Hasan garip hadistir. Ve bu ahli ilimlerinin hemesinin sözüdür. Yani İslam dininde bunun hiç kendi bir yaman tarafı yok. Hemesi hayız görgen hatımla oturup tam içtikte zarar görmüyordu. Bulur adlayacağız. Cünüp tükeyem şundik. Lekin hayz ko'rgan xotinning tahoratidan oshgan suv to'g'risida ixtilof qilishdi. Ba'zilari ruxsat berishdi, ba'zilari u tahoratidan oshgan suvni makruh ko'rishdi. Aslida bu yuqoridagi masalaga tegishli. Bir xotin erkak eri yo'qligi vaqtida yoki o'g'li dadasi yo'qligi vaqtida, aka ukasi yo'qligi vaqtida o'zi yolg'iz tahorat qilgan bo'lsa, undan suv oshib qolgan bo'lsa, shu suvga tahorat qilsa bo'ladimi, bo'lmaydimi desa, ixtilof bo'ldi mana. Hanefiler buluradı dedi. Yani ahli sünni ikiye bölündü. Bazıları buluradı dedi, bazıları bu meydi dedi. Bu şey mesele yetişli. Bu sarkıt yani kaldığı ise buluradı. Tağımlanışlıkta. Ya ki suda. Babu mece fil haiz tetenevalu şe'e minel mescid. Haiz görgen hatın mescidden buranlası alışlığı doğrusu da keyen hadislerinin babı. Haddesene Kutaybet ve haddesene Abidatu ibn Humaydin anil A'meş. عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد عائشة anamız aytdılar ki yani Qasim bin Muhammad'dan rivayet qilinibdi u kishatlar Ayşe anamız menga aytdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menga aytdiki deyaptilar Ayşe anamızga payg'ambarimiz buyuryaptilar masjiddan menga xumroni olib bergin dedilar xumro degani hali sajdaga borganda o'sha yuzga qo'yiladigan bir bo'yra kichkinagina bir bo'yra nimaga o'xshagan joy namoziga o'xshagan tushundirasizmi sajjodaga o'xshagan narsa shuni olib bergin dedilar ko'pincha buni o'sha yuz uchun qo'yishardi hali qumga sajda qilinadiku issiq bo'ladi issiqligidan aziyat bo'lmasin yoki boshqa hikmatlardan boshqa manfaatlar uchun ishlatiladi shuni masjidda menga olib bergin dedilar payg'ambarimiz alayhissalom bir devor ku masjid bilan uylari bir devor bor oddiy devor bizgidagi qalin beton devorlar emas oddiy bir devor bu tarafi masjid bu tarafi payg'ambarimiz uyi oyisha onamiz uyi
Şunun için mescitten avargin deyettiler. Aşıramız şimdi kolunu üzerse mescide kirmezsen haligini alışı mümkün. Aşıramız deyettiler ki ben ettim ki ben hayz körgen ben. Hayz ben dediler. Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki elbette senin hayzin kolinle mescid dediler. Hayz bu senin hayzden kolinle ne megat var? Mescide senin kolin kiradı halas ki deyettiler. Demek bana hayz körgen hatın teşkerden türü mescidden bir anası asa yoki masjidga bir onasa qo'ysa, masalan eri etkafda o'tirgan bo'lsa, xotin eriga yaxshilab monti, chichvara, kabob pishirib kelsa, erim odamga o'xshab etkafda o'tiribdi. Bunda erlar kam topiladi bu oxir zamonda. Deb xursand bo'lib, taomlarni olib kelib, nima qilsa shunda eri darvozani oldida turdi yo derazani oldi ichkarida. Endi uzatsa bo'laveradi. Qanday ham yaxshi bo'ladi. Oddiy bo'laveradi va Termiz aytdilar ki bu bobda İbn Umardan va Abu Hurayradan hadislar var. Yana Termiz aytdilar Oyisha onamizning bu hadisi sahih hasan hadisdir. Va bu ahli ilmning hammasini so'zi. Bu masalada ulamolarning o'rtasida ixtilofni bilmaymiz deyaptilar Termiziy. Hayz ko'rgan xotin masjiddan biror narsani olishligida hech qanday zarar yo'q. Va bu madda fi karohiyati itiyanil ha'iz. Hayz ko'rgan xotinga yaqinlashlikning makruhligi to'g'risida kelgan hadislarning bobi. Bu yerdagi yaqinlashlikdan maqsad jimodir. Jimo qilishlik durust emas, haromdir. Haddasana bundarun, haddasana Yahya bin Sa'id va Abdurrahman bin Mahdi va Bahz ibn Asadin qalu haddasana Hammad ibn Salama an Hakimin al-Asrami an Abi Tamimata al-Hujaymi عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات kılındı Peygamberimiz صلى الله عليه وسلم ettiler ki kimde kim hayız görgen hatın bilen cimaksa ya ki ayalını dübürüye arkasıya cimaksa orqadan oldiga emas, orqadan orqaga qilsa yoki kohinga, falsiga borsa, haqiqatan ham Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan narsaga, Qur'on va hadisga kofir bo'libdi deyaptilar. Va 3ta amal: hayz ko'rgan xotin bilan jimo qilishlik, va ayol kishining orqasiga jimo qilishligi va falsiga, kohinlarga, baxshilarga borishlik. Shu uchalasini kufr deyapti payg'ambarimiz alayhis solom. Muhammad alayhisalomga nozil qilingan narsaga kofir bo'libdi deyaptilar. Shunchalik bir yomon narsa. Ammo hozir ummat johil. Qur'on hadisdan xabari yo'q. Birorta olim Allohdan qo'rqib shu haqiqatni yetkazib qo'ya desa, uni ham darro og'zini muhrlab gapirma, gapirsang vahobiy bo'lasan deb man qilishyapti. Kofirlar bo'lsa tinmasdan 24 soat da'vat qilyapti jaholatga, harom ishlarga, badbaxtlikka. Ulardan o'rganib muomala qilishyapti xotiniga ham, bolasiga ham. Bir kuni bir imom aytadi. Shu juma kuni va'zda mana shu masala o'tdi deydi. Kimiki ayolining orqasiga jimo qiladigan bo'lsa, kofir bo'libdi deb. Shun juma o'qildi, uyiga ketdik, uyiga bittikda kishilar keldi deydi. Yoshlari ham katta bo'lib qolgan. Yigitlar ham emas endi, katta odamlar. Keyin aytibdi, "Sen ajib gapni gapirding. Osonmi bir insonni kofir bo'lish? Yo, oson emas. Sence ağır yaptı yaptı nima dedin? Ya şu kimi ki şunu diye kısa kafir bulan dedin. Kafir buladı maksattın ama. Kafir buladı hadise gitti. Ya yok ya sen o din katkıl yapsan. Hiç kimse oğlumdan eşitmedi ki şu vakit geçer. Ya oğlum etken de sular eşitmeyen de sular. Etibar vermeyen de sular. Hadisten okuyup da beni yapınmaz. Ya kafir bu miydi? Kafir buladı. Ki yani gönlendirsin ki. Bana ben kafir bulmadım ki. Demek ki imam etsin. Haa. Masala senga tegishlimi? Men kofirmanmi dedi. Meni kofir deysanmi? Qarang, insonlar shunchalik bir jaholatga kiryapti. Yana ba'zi professorlar ham shu narsalarga izn berishyapti, professorlar. Ularga nima, ular dinni g'amida emas. Nima desa izn berilaveradi. Qala Abu Isa la na'rifu hadha al-hadis illa min hadisi Hakimin al-Asram an Abi Tamima al-Hujaymi an Abi Hurayrata. Abu Isa Termiziy aytdilarki, bu hadisni biz Hakim Asramning hadisidan bilamiz xolos. U kishi esa Abu Tamimadan, Hujaymiydan va Abu Tamima keyin Abu Hurayradan rivoyat qilgan. Va innama ma'na haza inda ahli al-ilm ala at-taghlif. Bu hadisning ma'nosi ahli ilmning nazarida taghlifdir.
qattiq muomala qilishlik, ummatni bunday bir rasvolikdan, badbaxtlikdan qo'rqitishlik, uzoq qilishlikdir. Maqsad ya'ni uni dindan chiqdi deyishlik emas. Bir odam shu uchala amalni, bu harom, bu joiz emas deb qiladigan bo'lsa, qattiq gunohkor bo'ladi. Lekin biz uni murtad bo'ldi, dindan chiqdi, kallasini olinglar, dori yozinglar demaymiz. Juda qattiq gunohkor bo'ldi deymiz. Ammo shu narsalarni halol deb bo'laveradi, kim man qildi buni? Nimasi yomon? Desa kofir bo'ladi. Qahr chiqadigan bo'lsa. Va qadru ya'ni Nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Man ata haizan falyatasaddaq bi dinarin." Payg'ambarimiz alayhisolamdan yana bir hadis bor qilinadiki, kimiki hayz ko'rgan xotin bilan jimo qilsa, bir dinor sadaqa bersin dedilar. Falau kan etiyanul hayz kufran lam yu'mar fihi bil kaffara. Agar hayz qilgan xotin bilan jimo qilishlik kufr bo'lgan dedi, murtadlik bo'lgan dedi, mana bu amalga kafforatga amr qilinmas edi-ku. Nima shu odam dindan chiqmayapti-ki, bir dinor sadaqa bersin deyapti. Agar bu dindan chiqsa, kallasini olinglar dedilar. وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسناده امام محمد بخاري بو حديثنى سند اعتبارından zayıf dediler وابو تميمه الهجيمي اسمه طارف بن مجالد ابو تميمه هجيمينين اسمه طارف بن مجالد قلبي بزوق professorlar mana bazı alimler bu hadisni sanadin itibarından zayıf degan bu zayıf hadisdir asonlikcha harom narsalarga yo'l berishadi. Lekin Termiziyni qarang, nima deyapti? Sanadi e'tibordan deyapti. Ma'nosi zaif emas buni. Chunki Qur'onda kelgan hayz ko'rgan xotinlarga yaqinlashmaslik to'g'risida. Fala taqrabuhunna hatta yathurna. Ayollar pok bo'lguniga qadar ularga yaqinlashmanglar deb Qur'onda kelyapti. Alloh man qilyapti. Ya'ni jimo qilmanglar deyapti. Mana shu oyatdan hayz bo'lgan, hayz ko'rgan xotin bilan jimo qilish haromligi ma'lum bo'ladi. Va hayz ko'rgan ko'rmagan xotinning orqasiga jimo qilishligini haromligi ham ma'lum bo'ladi. Chunki agar orqasiga jimo qilishlik harom bo'lmagan dedi, Qur'on masalan hayz ko'rgan xotinni faqat oldi tarafiga jimo qilmagin, orqasiga jimo qilsang bo'laveradi deradi. Lekin shu hayz ko'rgan xotinni masalasida Alloh taolo aytayaptiki, yaqinlashmagin deyapti. Pok bo'lgandan keyin jimo qilgin deyapti. Oldi tarafiga. Ustiga, masalan, oldi tarafidan kelib jimo qilsa ham bo'ladi yoki orqa tarafidan kelib oldi tarafiga ham jimo qilsa bo'ladi. Ya'ni bir yerga jimo qilinsa durust. Lekin duburiga, orqa tarafiga jimo qilishlik durust emas, haromdir. Rasvolikdir, taskaslikdir.